Merhaba arkadaşlar, dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu gece oynanacak olan NBA maç tahminleriyle karşınızdayız. Hızlı bir video olacak, kısa bir video olacak. Biraz geç kaldık, kusura bakmayın. Elimizden geldiği kadar tahminleri verip size destek olmaya çalışacağız. Bu gece oynanacak olan 10 Mart 2023 tarihli NBA maç tahminlerine karşınızdayız arkadaşlar. 4 tane maç seçtik. 4 tane maçın tahminini kısa yorumla beraber hızlı bir şekilde verip size yayınlamaya çalışacağız. Umarım tabii ki yatmayanlar kullanabilir, hızlı bir şekilde gelir ve kullanırsınız arkadaşlar. İlk maçımız Indiana Pacers Houston Rockets maçı. Bu tam bir üst maçı. İsteyen bunu üst alabilir. Benim önceliğim burada Indiana kazanır. Indiana Houston'ı kendi evinde yenecektir. Coşarak yenecektir. En az 3,5 handikaplı Indiana galibiyetini alabilirsiniz. 1.40 orandan. Miles Turner 18 sayı üstünde atar ve Jalen Green 23 sayı üstünde atar Houston tarafında. Ekstra olarak burada Alperen Şengün'ün de double double'ını deneyebilirsiniz. Onun da bu maçta double double yapmasını bekliyorum. İsterseniz onun da denemesini yapabilirsiniz. Geliyoruz ikinci maça. İkinci maçımız Memphis Grizzlies Golden State Warriors maçı. Memphis'te hala Ja Morant yok, Steven Adams da yok. Golden State Warriors'ta Steph Curry döndü ve ilk 40 sayılık maçını yapmış oldu. Şimdi Golden State Warriors artık kazanmak zorunda. İlk 4'e, ilk 6'ya girebilmek için sağlam olarak hazır. Memphis'i böyle yakalamışken Golden State Warriors Steph Curry'nin coşacağı bir maçta kazanacaktır. 1.65 orandan Golden State Warriors kazanır diyorum. Öneriyorum size, isterseniz oynayabilirsiniz. Ama büyük bir ihtimalle bu maçta üst maçı olabilir. Golden State Warriors'a güvenmeyen burada isterse değişik baremlerden üst alıp kullanabilir. Jaren Jackson Memphis tarafına 20 sayı üstünde atacak ve Steph Curry 28 sayı üstünde atacak. Özellikle Steph Curry'nin üst baremini sağlam olarak öneriyorum. Geliyoruz üçüncü maça. Üçüncü maçımız Milwaukee Bucks Brooklyn Nets karşısında. Milwaukee'de Giannis Antetokounmpo oynamayacak ama Jrue Holiday, Brook Lopez, Bobby Portis, Chris Middleton orada. Brooklyn'de eksikler var. Dinwiddie'nin eksikliği var. Milwaukee rahat bir şekilde kendi evinde farklı bir şekilde kazanacaktır. En az 3,5 handikaplı. İsteyen burada daha yüksek handikaplar da kullanabilir. 1.40 orandan Milwaukee Brooklyn'i yener, kazanır ve liderliğini sürdürür. Chris Middleton burada olağanüstü maç çıkartıp 20 sayı üstünde atmasını bekliyorum. Brooklyn tarafında Mikal Bridges 25 sayı üstünde atacaktır. Geliyoruz dördüncü maça. Sacramento Kings New York Knicks maçı. Sacramento olağanüstü oynamaya devam ediyor. İlk 3'te, ilk 4'te yerini korumaya devam ediyor. Bu maçta da son dönemde formda olan ama son maçta tökezleyen New York karşısında oynayacak. New York'ta Jalen Brunson'un yokluğu devam ediyor. Sacramento kendi evinde kazanma ihtimali yüksek. Ama bu tam bir üst maçı arkadaşlar. Burada size üst öneriyorum. Tarafa gitmeyin. New York Knicks'in bir gün yenilip aslında maçı satıp sonra kazanma durumu var. O yüzden tarafa gitmeyin. Burada üst alın. 235 üst baremi 1.60 orandan gelecektir. Sacramento fazla sayı yiyen ve fazla sayı atan takımlardan biri. De'Aaron Fox 26 sayı üstünde atar ve R.J. Barrett 20 sayı üstünde atar. Bu iki oyuncunun üst baremini kullanabilirsiniz. Böyle yaptığımız maç tahminlerinden sonra öne çıkartacağımız ikili şöyle olacak arkadaşlar. Indiana Pacers Houston Rockets maçı. Indiana kazanır, en az 3,5 handikaplı Indiana'nın galibiyetine güvenebilirsiniz 1.40 orandan ve Milwaukee Brooklyn maçında Milwaukee kazanır en az 1.40 orandan, en az 3,5 handikaplı 1.40 orandan kullanabilirsiniz sağlam olarak. Bu ikiliyi sağlam olarak kullanırsanız yine 2 civarında orandan paranızı ikiye katlama şansı bulursunuz arkadaşlar. Oyuncu yüz baremlerine gelince, oyuncu yüz baremlerindeki vereceğim üçlü şöyle olacak. Stephen Curry 28 sayı üstünde atar. Chris Middleton 20 sayı üstünde atar. Ve De'Aaron Fox 26 sayı üstünde atar. Bu 3 oyuncuyu öne çıkartıyorum. Bu üçlüyü isterseniz kullanırsınız ve 5 orandan güzel bir şekilde kazanma şansı elde edersiniz arkadaşlar. Bu videomuzda böyleydi. Kısa bir video oldu. Hızlı bir şekilde umarım yüklenir, karşınıza gelir ve kullanma şansı elde edersiniz arkadaşlar. Abone olmayanlar abone olsunlar. Beğenilerinizi bekliyoruz. Artık bu videoda bin diyorum söylendi. Nasıl söylettiler bana bin.
100 beğenin üstüne çıkarsak seviniriz arkadaşlar. Tabii ki 1000 beğeninin üstüne de çıkarsak üzülmeyiz arkadaşlar. O yüzden sorularınızı da yorum kısmında yazabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağız. Bol şanslar, iyi kazançlar. Hoşçakalın.